Merhaba kader mahkumları, ben Civan Gülseren, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda telefonumuzdan çıkan istenmeyen reklamları tamamen sileceğiz, bunlardan kurtulacağız. Oyun oynarken bir defada karşınıza saçma sapan reklamlar çıkıyor. Bir şey indirmeye çalışırken bir defada patlıyor, böyle pat 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 reklam. Bu boğmacadan sizi kurtaracağım. Hep birlikte işlemlere geçelim. Hep birlikte bakalım telefonumuzdan istenmeyen reklamlar nasıl kaldırılıyormuş, öğrenelim. Yalnız videoya geçmeden önce abone değilseniz, olursanız ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Geçelim bakalım nasıl yapılıyormuş. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Videoya geçmeden benim de takip ettiğim bir kanalı sizlere önermek isterim. İtalya ile ilgili aklınıza ne takılıyorsa bu kanalda cevabı var. Oturma izni, çalışma izni veya öğrenci olarak gitmek istiyorsanız hepsinin cevabını bu kanalın videolarında bulabileceksiniz. Veya sadece İtalya hakkında bilgi edinmek istiyorsanız da uğrayabilirsiniz. Güzel yerleri çekiyorlar, güzel şeyler anlatıyorlar. Gidip göz atarsanız, yorumlara da benden geldiğinizi yazarsanız, selam söylerseniz sevinirim. Kanalın linkine ise şuradaki i harfinden veya açıklama kısmına bıraktığım yerden ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bence mutlaka bir göz atın. Hemen videomuza geçelim bakalım videomuzda neler yapacağız. Öncelikle hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız bu tarayıcıda bu işlemleri yapın. Eğer telefonda 2 adet tarayıcı varsa ikisinde de hepsini yapmanızı öneririm ki karşınıza abuk subuk saçma sapan reklamlar çıkmasın. Veya bazen telefonumuza virüs giriyor. Genellikle bu reklamların çoğu bu yüzden oluyor. Ana sayfada olurken bile telefonun ekranına pat diye bir reklam atıyor. Bunları kaldırmayı hep birlikte öğrenin. Yalnız bahsettiğim şeyler işte Google'ın verdiği veya benim YouTube'da çıkan reklamlarım değil, haberiniz olsun. Bunlar hepsi lisanslı reklamlar. Benim bahsettiğim istenmeyen, telefona bir şekilde nüfuz etmiş, kendine izin verdirmiş ve pop-up olarak çıkan saçma reklamlardan bahsediyorum. Bu saçma reklamların bazıları güzel şeyler içermiyor doğrusu. Yani bunlardan bahsediyorum. Yoksa hani bütün reklamları engellemek değil amacımız. Bunu isterseniz adblock yazılımları, uygulamaları kullanabilirsiniz ama bu videomuzda bunu anlatmayacağız. Dediğim gibi adblock nasıl kullanılır vesaire. Bu arada ikinci kanalımın linki açıklama kısmında mevcut ve abone olun yanındaki bildirim butonuna basarsan harika olur. Devam edelim. Bizim bu videoda anlatacağımız istenmeyen reklamlar olacaktır. Şimdi biz tarayıcımıza giriş yapıyoruz. Tarayıcımıza girdik. Daha sonra sağ üstten 3 noktaya tıklıyoruz ve buradan ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Biraz aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada site ayarları seçeneği var. Tıklıyoruz. Şimdi burada çerezler, konumlar, mikrofon vesaire bunları engellemek isterseniz engelleyebilirsiniz. Bizim yapacağımız şey bildirimler kısmını engellemek. Bakın Google bildirim bize atmak istiyor. Yani buna izin ver diyerek Google'dan bildirim alabilirsiniz. Bakın engellenenlere bakalım. Faydalı içerik, işte Mimo, MyNet, hayat bilgileri. Bunlar bizim telefonumuza sızan yazılımlar veya haberimiz olmadan izin verdiğimiz şeyler. Bu bildirimleri kapatıyoruz. Telefonumuz bize bildirim göndermesin. Daha sonra aşağı iniyoruz. Bakın burada pop-up'lar ve yönlendirmeler adlı bir seçenek var. Buraya giriyoruz. Diyor ki sitelerin pop-up göstermelerini ve yönlendirmeleri yapmasını engelle. Önerilir diyor. Şu an engelleniyor zaten. Açık bırakıyoruz, izin veriliyor. Bu ne demek? Yani biz bilmeden bir şeye izin verdiysek pat diye telefonumuzun ekranına reklam atabilecek demek oluyor bu. İzin verilmesin pop-up'lar ve yönlendirmeler bu şekilde kalsın. Önerilen şekli böyle zaten. Daha sonra bir geri geliyoruz, reklamlar bölümüne geliyoruz. Burada araya giren ve yanıltıcı reklamlar gösteren site reklamlarını engelle. Bakın bu açık olabilir. Açıksa bunu mutlaka kapatın. Bu şekilde kullanın ki saçma sapan pat diye ekranınıza reklam çıkmasın herhangi bir yerde. Çoğumuzda olabilir. APK indirmişseniz olabilir. Haberiniz olsun, bir şey indirirseniz belli bir reklam virüsü falan da inebiliyor telefona. Bunlardan olabiliyor. Tekrar geri geliyoruz. Burada bakın arka plan senkronizasyonu var. Buradan bunu kapatıyoruz, engelliyoruz. Site istisnası ekleyebilirsiniz dilerseniz ama biz açıkken mesela diyelim yine bu bildirimler arka planda dönmeye devam ediyor. Bu hem verimizi götürür eğer telefonumuzu kendi internetimizden kullanıyorsak hem de belli bir yük harcar. Arka plan senkronizasyonunu kapatıyoruz. Buradan isterseniz site ekleyebilirsiniz istisna olarak ama ben kapalı olmasından yanayım. Ve bir geri geliyoruz tekrar ayarlar bölümüne. Bakın burada bildirimler adlı bir seçenek var. Dilerseniz buradaki bildirimlerin hepsini de kapatabilirsiniz. Diyorsanız ki bana Google'dan vesaire bir yerden bildirim gelsin. Onları açık bırakabilirsiniz ama yapmanızı istediğim şey şuradaki bildirimleri gösteri kapatmanız. Burada zaten bende sadece Google vardı gördüğünüz gibi. Sizde açık olabilir. Şu şekilde buradaki bildirimleri gösteri kapatıyoruz. Bu şekilde de önümüze saçma sapan rastgele reklamlar çıkmıyor. Ve bir diğer yapmamız gereken şey eğer tarayıcınızda bu kadar fazla virüs olduğunu düşünüyorsanız tarayıcının ön belleğini silebilirsiniz veya kendisini de kaldırabilirsiniz. Ön belleği silmek için ayarlar bölümüne giriyoruz. Buradan uygulamalar bölümüne gireceğiz şimdi.
Aşağı inelim. Uygulamalar bölümüne girdik. Bakın burada Chrome var. Burada kullanılan Chrome. Sizin tarayıcınız başkaysa buraya girebilirsiniz. Buradan depolama bölümüne tıklıyoruz. Buradan ön belleği temizle diyerek ön belleği temizleyebiliyoruz. Hem telefonumuzda yer açılıyor. Ya da dilerseniz direkt uygulamayı kaldırıp kurabilirsiniz. Yalnız bazı uygulamalar kalkmıyor telefonlarda, biliyorum. Onun için de yakında bir video gelecek. Ön belleği temizleyerek bu sorunu halledebilirsiniz. Ve yapmanızı istediğim bir şey daha, dosyaların bölümüne giriyoruz. Dosyaların bölümüne girdikten sonra indirilenler kısmına tıklıyoruz. Bakın burada indirdiğiniz, bilmediğiniz şeyler varsa, yani RAR dosyası olarak inmiş, APK olarak inmiş, sizin indirmediğiniz ama yanlışlıkla inen bölümler, inen şeyler varsa onları kaldırarak telefonunuzda belli güzel yerler açabilirsiniz. Aynı zamanda telefonunuza bu saçma reklamların gelmesini engelleyebilirsiniz. Aynısını şurası için de söyleyebilirim. Diyelim Google Chrome'u değil de buradan normal Google'ı kullanıyorsunuz. Burayı. Normal Google'da kullanıyorsanız buradan diğer bölümüne basıyoruz. Diğer bölümüne bastıktan sonra buradan ayarlar bölümüne giriyoruz. Buraya gelip ayarlar bölümünden buradan da bildirimleri kapatıyoruz. Eğer bunu kullanıyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Dediğim gibi farklı tarayıcılar kullanıyorsanız onlarda da girip yapın veya iki tarayıcı kullanıyorsanız ikisinde de girip yapın derim. Telefonumuzdan tüm istenmeyen reklamları bu şekilde kaldırdık. Çok kolay bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Yalnız videonun adımlarını izleyerek bile yapabilirsiniz. Eğer tüm reklamları da kaldırmak isterseniz dediğim gibi AdBlock uygulamalarını kullanabilirsiniz. Ben burada şu an bir uygulama önermeyeceğim ama çok sayıda böyle uygulama var. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda dilerseniz size gelen mesajlı reklamları da kaldırabiliriz. Örneğin bir yerin önünden geçerken bir mağaza size mesaj atar veya hiç kullanmadığınız bir internet tarayıcısı size mesaj atabilir. Bunları da devlet destekli bir şekilde kaldırmanın yollarını sizlere gösterebilirim. Dilerseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizi bir dertten kurtarmışım ve işinize yarayacak bir video olmuştur. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim ve aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtin. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Abone değilseniz olursanız harika olur. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları. Var olan ama tekrar tekrar sorulan birkaç tane videodan bahsetmek istiyorum. Telefonunuzu dondurmadan, oyununuz kasılmadan oynamak mümkün. Android için aşağıdaki linkten, aynı şekilde iOS için de aşağıdaki linkten ulaşıp bu videoyu izleyebilirsiniz. Telefonlarda FPS'iniz artacak, artık donma sorunuyla daha az karşılaşacaksınız. Dediğim gibi açıklama kısmında bunların linkleri mevcut. Tıklayıp oradan izleyebilirsiniz. Bir diğer söyleyeceğim de telefonunuzun şarjı bitmesin. Evet, yanlış değil, bildiğiniz üzere telefon onların şarjı, bataryaları hızlı bitiyor. Hem iPhone'da, iPhone'un zaten en büyük dertlerinden biri şarj, hem de Android telefonlarda şarj ömrünüzü artıracak, batarya ömrünüzü koruyacak ve pil sağlığınızı iyileştirecek birkaç tane yöntem gösteriyorum. Bunların da linki tekrardan açıklama kısmında zaten mevcut. Bir diğeri, Android telefonlarda bildiğimiz gibi eğer telefon hafızamız azsa telefonda sorun yaşayabiliyor ve uygulama indiremiyoruz. Bunun çözümü var. Ne gibi şeyler yapmalıyız, neler yapabiliriz ile ilgili videomuz da var. Aynı şekilde iPhone için de var ve iPhone'da bildiğiniz gibi herkesin muzdarip olduğu bir diğer kısmı var. Buradaki verileri de silerek telefonumuzda büyük bir şekilde yer açabileceğiz ve telefonumuzu rahatlatabileceğiz.